Merhaba arkadaşlar. Bugün size bu videoda YouTube videolarınıza nasıl kolay etiket bulacağınızı gösteren bir Chrome eklentisiyle nasıl kullanılacağını anlatacağım. Google Chrome için yapılan bu eklentiyle YouTube'a video yüklediğinizde otomatik olarak size genelde yaygın olan yakın şeyleri, etiketleri size önerecek. Önerdiği etiketleri kullanırsanız sizin için kolaylık olur. Nasıl güzel etiket verilir. İzlenmeniz bu sayede artar. Kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi göstermeye başlıyorum. Öncelikle Google'a vidaikı Chrome yazdım. Chrome eklentisi oldum. Bu ilk gelen satırdaki ilk linke tıklıyorum. Ben önceden tıkladım, açtım. Buradan Google Chrome'a ekle diyoruz. Uzantı ekle diyoruz. Şimdi bu köşede görünecek birazdan. Denetleniyor. Evet, gördüğünüz gibi indirildi ve yüklendi. Google Chrome'a eklendi diyor. Buradan tıklıyoruz. Zaten giriş yapılmış. Burada bunu ben önceden ayarladığım için vardı. Buradan giriş yapıyorsunuz. Eğer üyeliniz yoksa da kayıt oluşturuyorsunuz. Ben çıkış yapayım. Buradan gördüğünüz gibi isterseniz şuradan hesap aç deyip e-mail doğruluyorsun, ad soyad parola, gördüğünüz gibi. Ben giriş yap diyeceğim. Mailim buydu. Şifremi de giriyorum. Evet, giriş yaptım şu an. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Örneğin bir videoya tıklıyorsunuz. Tıkladığınızda bu videonun hangi linkler kullanıldığını, videonun yüklü olduğu kanalın linkleri, etiketleri yani neler hepsini gösterecek bize bu. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere bir resmi çok kısa yoldan nasıl siyah beyaz kara kalem çizime çeviririz onu göstereceğim. Hemen bunları çok kısa yapacağız. Hemen tuşlardaki klavyemizdeki kısa tuş yollarıyla, kısa yol tuşlarıyla yapacağız. Hemen başlıyorum, hiç zaman kaybetmeyelim. Ctrl Shift U. Gördüğünüz gibi far değişimleri görüyorsunuz. Ctrl J. İmaj yukarıdan. Adjustment. Invert. Ctrl I. Tabi buna gerek yok, Ctrl I'yi yapacak. İmaj belirlemdeydi, videomu önceden hazırlamıştım. Layers Color Dodge. Buradaki karışımlardan Color Dodge seçiyoruz. Kanalımı değiştiriyorum. Ardından Filter. Blur. Daha şunlar. Gördüğünüz gibi burada ufak bir şey oluşmaya başladı. Mesela buraya atıyorum. 3 veriyorum. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Şimdi çalıştı vidaikı. Bu videoda mesela kanaldan tavsiye edilenler 11 taneymiş. 19 taneden 17. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere bir resmi çok kısa yoldan nasıl siyah beyaz kara kalem çizime çeviririz onu göstereceğim. Hemen bunları çok kısa yapacağız. Hemen tuş 244 tahmin. Buradaki klavyemizdeki kısa tuş yollarıyla, kısa yol tuşlarıyla. Burada videoya yaptığım etiketler. Hemen başlıyorum, hiç zaman kaybetmeyelim. Şuna tıkladığınızda bu etiketlerin hepsini kopyalıyor. Gördüğünüz gibi farklı eşitleri görüyorsunuz. Ctrl J. Video yaptınız diye. Tek tek video araştırmaya uğraştırmayın. Yukarıdan. Aynı videodan bulun. Vidaikü zaten buradaki kullanılan anahtar kelimeleri gösterecektir. Buraya tıklayıp kendi kanalınızdaki videonun aynısını yapıştırabilirsiniz. Bu da kanalımın etiketleri. Gördüğünüz. Layers Color Dodge. Buradaki karışımlardan Color Dodge seçiyoruz. Ardından Filter. Program bu şekilde çalışıyor. Şimdi video yüklerken nasıl kullanılıyor onu göstereceğim sizlere. Tabii öncelikle şunu yeni sekme de açıp aynı videodan bulacağım yine. Oradaki etiketleri kullanacağım. Öncelikle videomu bir seçeyim. Kendim balkonumda İstirice mantarı yetiştirmiştim.
balkonda yetiştireyim istireceğim mantarını her gün fotoğrafını çekmiştim. Onunla kısa bir video yaptım. Şimdi bunu yaptıktan sonra şimdi size bulamadı diyor, bir şey bulamadı. İstiridye mantarı gelişimi. Bulamadı bir şey. Şansa nasıl denk geldiyse. Ben kendim yazayım. Evet, şimdi geldi. Gördüğünüz gibi şurada en çok tavsiye edilenler geliyor ama o gelmedi. Burada da oluyor genelde. İstiridye mantarı yetiştirme. Gördüğünüz gibi mantar tohumu. Buradan seçiyorum tek tek. İstiridye mantarı yetiştireceği. İstiridye mantarı tohumu. Şu noktalara tıklayıp misal tarım. Burada beğendiklerimi seçiyorum. Üretim, verim, mantar sporu, mantar üretimi, gördüğünüz gibi mantar resmi diyeyim. Gördüğünüz gibi bedavadan bir sürü etiket buldum. Şimdi küçük resim olarak bunu ayarlayayım. Daha sonra isterseniz buradan da gördüğünüz gibi istiridye mantarı yarattırdığımızda şuraya tıklıyoruz. Bu az önceki bana tavsiye edilen aşağıda gelen video. Farklı bir video seçmek istiyorum. Farklı etiketler olsun. Burada izlenmesi çok olanı seçiyorum yani. Gördüğünüz gibi videonun etiketleri bunlar. Şuna tıklıyorum. Kopyaladım. Ve buraya Ctrl V. Çarşamba Terme Devlet Karayolu üzerindeyiz. Samsun Mantar Yetiştiriciler Birliği Başkanı Kemal Özdemir başkanımızla birlikteyiz. Kemal Özdemir'i tanıyalım öncelikle. Evet, öncelikle hoş geldiniz. Samsun ile Mantar Üreticileri Birlik Başkanıyım. Kemal Özdemir. Tabii bunun ücret üstünde aynı zamanda Terme Amazon Mantar ve Tarım Ürünlerinin Yönetim Kurulu Başkanıyız. İstiridye mantarı. Bence evet. Şu an siz üretimini yapıyorsunuz. Şu an seranızdayız. Ortam hakikaten çok güzel bir ortam. Bu istiridye mantarı üretimi sizde bir merak mıydı? Nasıl başladınız? Öncelikle bunun oluşumuyla ilgili başlangıç noktasına gidelim. İstiridye mantarı aslında hala pek tanıdığımız, bildiğimiz bir mantar türü değil. Biz de ilk pazar yerinde bir pazarcı arkadaşımızın tavsiyesi üzerine aldık, lezzetine baktık ve çok hoşumuza gitti. Tekrar talep ettik fakat mantarı bulamayınca ne mantarıdır diye bir arayış içerisine girdik. Bir merak oluştu bizde. Mantarı onun hakkında bilgi edinelim derken lezzeti hoşumuza gitti. Üretimi nasıl olacak bunu merak ettik. Araştırırken baktık kendimizi mantarcı olarak bulduk. Üretime nasıl başladınız? Nasıl karar verdiniz? Üretime mantarın lezzeti çok hoşumuza gittiği için insanlar bunu talep ederler. Güzel bir lezzet. Protein değeri çok yüksek. Vitamin değeri çok yüksek. Bunlar hoşumuza gitti. Bilimsel araştırmasını da yaptık. Yapabilir miyiz sorusu aklımıza gelince arkadaşlarımızın da desteğiyle dedik yapalım. Başladık, araştırdık. Yalova'ya, Denizli'ye gittik, bu iş hakkında bilgiler aldık. Epey bir deneme sürecimiz oldu. Yaklaşık 1,5 yıl deneme yanılma yöntemiyle. İşin sonucunda mantarı ürettik. Geldik baktık seraya, bir sürü mantar var.
biz bunu kime satarız, ne yaparız? Yani biz bu bir buçuk yıllık süreç içerisinde satışın ne olacağını hiç düşünmedik. Nereye satarız bunu da hesap etmedik. Tabii mantarı görünce bu sefer dedik eyvah ne yapacağız yani bu kadar mantarı kime satarız? Mantarı sabah topladım, pazara gittik, baktık pazarda olmayacak. Çünkü insanlar tanımıyorlar, bilmiyorlar, lezzeti hakkında bir bilgileri yok. Orada satamayınca böyle küçük poşetler halinde biz caddedeki esnaf arkadaşlara, apartman komşularımıza ikram etmeye başladık. 1 kilo, 2 kilo. Birkaç gün sonra bunların geri dönüşleri bize pozitif olmaya başladı. Yani verdiğimiz işte komşuma da getir, bize de getir. O günden sonra çok şükür hiçbir sıkıntı.